Ben de sürttüm ellerimi. Güldüğüm şey görünmüyor değil mi şu an? Selam. Aa, kesin satılmış. Göt bak. Derin deri kazıntısı alacağımızı evet. Söylemiş miydin? Söyledim. En çok neresi? Lokalize. Bak, şurada bir tüy dökülmesi var. Lokalize. Tüyler de çok cansızlık var zaten. Şimdi kullanıyorlar ama buradan alabiliriz örnek. Burada baksana bolca da telefon bant alacağım, bir de kazıntı alacağım. Tamam. Baş boyun bölgesinde var mı? Oradan da alabilirim. Oradan gerçi kazıntı almayalım. Yazık. Hintli gibi oluyorsun. Yeti öyle kalmış. İki tane telefon bant, bir tane kazıntı bölgeyi seçelim. Tamam. Bacaklarda var mı? Telefon bant deyince çok karizmatik duruyor. Ama bildiğin koli bant. Buradan da olur. Buradan da olur. Çok da güzel olur. Baksana. Tamam. Kızarık zaten. Çocukta kaşıntı varmış. Geçen hafta zaten gelmişti kontrole. Ama ileri tetkike gidilmesi gerekiyormuş şu an. Duyduğum o hekimlerden. Yarısını burnum, yarısını burnum alacağım. Kullandığımız ilaçları kesince tekrardan artmış. Bu da bize ileri tetkiklere gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Ağzını elinde. Bu kısmı göstersek mi göstermesek mi ya? Yok bence. Sansür olabilir. Banyoya bile. Hayvanı deşiyorlar. Bak nasıl da kaşınıyor. Bu tetkik yöntemi zaten şu an. Şu an... Şu an cevap veriyor gibi. Aynen cevap veriyor. Ve ben şu an çıplak ellerle dokunuyorum. Evet. Tam da zoonoz hastalıklardan bahsetmiştik. Evet. Veteriner hekimden niçin vardır? Buradan diye başlayayım. Kasiye bak yavrum kaşınıyor. Örnek alıyor Gözde ablamız. Örnek alma dediğimiz olay biraz maalesef kanatarak olması gerekiyor. Çünkü uyuz derinin derin katmanlarında yaşar. Tünel kazarak ilerliyor diyor Gözde ablamız. O yüzden kanatıyor bir yandan elleriyle. Tamam buradan yeter. Bir de sırttan alayım şu tarafı. Gaz çıkardı. Buraya uygun bir espri vardı o değil mi? Dur eğil mi? Neredeydi tam? Kurban olurum senin ya. Senin dütünü yerim dütünü. Kurban olurum aynen, ya. Orada. Senin burnunu yerim. Olmadı geniş al. Kepekli yerden seçelim. Oh gaz çıktı. Hakikaten o ses osurma lan. Evet. Yani dışarı çıktı mı bilmiyorum ama içeride oldu yani bir şeyler. Tabii bu evde zaten bunu kim denesin ya? Evde mikroskop yok ki neyle gözlükle mi bakacak? Gidip mikroskop alırlar. Ha. Gidip mikroskop alırlar onun için. Evet, öyle sapkınlar olabiliyor. Yapmayalım, hiç konuşmayalım böyle. Halkımızın neye, ne zaman, nasıl tepki vereceği, neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda bazen fikir üretemiyorum. O yüzden tabii ki bu tip şeyler veteriner hekim olmadan yapmamanız gereken şeyler. O yüzden de çok ayrıntılı göstermiyorum. Veteriner hekim varken de yapmasınlar. Dikkat evde uygulamayın diye uyarılar var ya. Şöyle, dikkat evde uygulamayınız. Kurban olurum sana. Çok özür dilerim bir tanem, özür dilerim. Sağlığın için kuzum. Ne oldu? Geçen videoda sesin çıkmıyordu. Ne? Hoş o gün abinin de sesi çıkmıyordu da. Ben de konuşmuyorum oraya müzik ekliyorsunuz diye. Yoksa konuşurdum ben. Bir de yalnız olunca konuşasın kendimi doğru. Bak Gözde ile konuşuyoruz burada falan diyormuş. Ne haber Gözde? İyi misin? İyiyiz şükür. Konuştuk. Yeter mi? Yazık yavrum ne hale getirdiler. Tamam bir de... Şu yaptı. Daha az tepki verdi sağ olsun. Evet bu aslında az bir canı acımıyor. Çocuğun bayağı canı acıyor. Yeti ha, bizi şey yapmıştı. Ben alayım mı? Fena oldu ya. Şeyin olur. Eldivenin var. Ben alayım bir dedim, ben daha oradaki bakterileri falan filan bulabiliriz. Bence yeni bant çıkarayım mı sana ya? Yeni bant ne güzel olur. Gözde bir doz açarsan oradan bantı. Şu kamerayı ayarlayamadım. Bunu ağzımda kesmemem lazım. Bir saniye ya. Ağzımızdaki bakterileri de görebiliriz. Hayırlı uğurlu olur. Sonra makas niye kesmiyor? Koli bandı kesersek böyle. Tabii. Şurada ilk kestiğin yerden alsan olmaz mı? Kollarından bu aldım. Selebant yöntemi. Yani bir kolu, dur o kol muydu? Kolda da bak şuralar olabilir. Şuraya bak. Niye buralı kırarsın? Bu çocuğa banyo yaptıralım mutlaka. Evet. Ağzını bantlayacak seni.
Kadıköy sirkesi gibi kalmış orada. Bu selamantla neleri görmeyi hedefliyoruz? Bunun özel boyama yöntemi var. Gimze boyama dediğimiz bazı spesifik boyalarla. Bakteri kokuları varsa onları görüyoruz. Mantar ve maya sporlarını çok rahat görebiliyoruz. Tamam. Genelde bunu da bize tanı yöntemi de kolaylık sağlıyor. Tamam. Ben gidiyorum. Bir tane daha alalım mantı. Mantı var, vereyim mi? Bir tane daha alalım mantı. Bunu bana ver. Mantı öbür. Şu buralarımızdan alabilirsin istersen. Buraları çok kaşıyorum. Şu örnek şu an benim elimdeki. Şöyle alınıyor. İngilizce bunu boyayacaklar. Kaşınıyor. Buralarda buraları çok kaşıyor. Şuradan alabilirsin bak mesela. Aa bak tam burada. Tam burası. Çok müsait. Şüphe duyulan bölgelerden alınıyor ki özellikle. Orada herhangi bir etken varsa onu görebilmek adına. Banta yapışıyor bu etkenler. Güzel kusum. Tamam. Onu da bana yapıştır. Sen lamunu al. Ben de seninle geleceğim zaten. Ben de bunu annesine vereyim biraz. Ben de sizinle geleyim. Peki. Haydi sana güle güle. Adı neydi bu bebeğin ya? Misha. Misha sana güle güle. Biz mikroskop boyama falan fişman başına geçiyoruz. Gözde ablamız neler yapıyor bir görelim. Bu elime yapıştı gibi. Heh, yapışmamış. İlk uyuzu merak ettiğim için ona bakmak istedim. Mineral yağ atıyorum. Şimdi yemek tarifi çekiyormuş gibi oldu şu an. 100 gram mineral yağ. Kekiği piştikten sonra mı dökeceğiz? Pişmeden. Piştikten sonra koyarsanız daha iyi aroması çıkıyor. Özellikle uyuz etkenleri küçük hayvanlarda daha çok rastlıyoruz. Neden? Neden? Bağışıklığın düşmesiyle beraber... Şu an gerçekten bazılarını ben de merak ediyorum. Neden? Özellikle Demodex dediğimiz uyuz türü vardır. Onun fotoğrafını şuraya koyalım. Tamam. Uzun olan, tombul olan. Benim en çok sevdiğim uyuz çeşididir. Hem derinin... Köpekte rastladığımız zaten Demodex var, Sarcoptes var. Sarcoptes var, Otodectes var, Notoidres var, çok çeşidi var ama özellikle küçük köpekler Demodex çok rahat görülüyor. Hı-hı. Normal florasında olan bu uyuz türü fakat bağışıklığın düşmesiyle beraber özellikle aşıdan önceki dönemde çok sık rastlıyoruz. Baş boyun bölgesi olmak üzere genelde koltuk altı, kasık bölgesinde çok yaygın gözüküyor. Bir de o kadar tatlı bir uyuz ki yüzeyde yaşayabiliyor. Normalde Sarcoptes ama böyle derinlerde yaşıyor. Demodex genelde yüzeyde de yaşamasıyla beraber tanısı en kolay uyuz yöntemlerinden bir tanesidir. Yani şu an resmen gözde kalp Demodex yaptık yani. Çok severim. Kendi araştırma konusu olunca. Demodex değil mi sen araştırma? Evet, test konu. Çocuğun garibim kıllı kıllı, lama bak. Bunun fişini biri mi çekmiş? Fişi ben temizlik yaptıydım. Ha evet çekilmiş. Eğer Gözde ablamız bulabilirse şu an ya da varsa etken onu göstereceğim size de mikroskopta. Ne çıkarsa, zaten çıkarsa teşhis konmuş oluyor otomatikman. Tıbbi olaylarda bu tip teşhis aşamalarında size bir şey daha özellikle söylemem lazım. Çok önemli, bu bilimsel bir veri zaten aslında. Şöyle, bir hastalık yok demek için o hastalığın olma ihtimali olan her şeyi taramak gerekiyor. Ama bir hastalık var demek için o hastalığın etkenini görmeniz yeterli. Yani burada demek istediğim konu şu. Gözde ablamız şu an diyelim mikroskopta net bir şekilde Demodex'i, Sarcoptes'i gördü. Anında şu denilebilir. Evet bu çocuk şu uyuzu yaşıyor. Ama diyelim bulamadı. Bulamadığında da şu denmiyor otomatikman. Hayır bu uyuz değil. Çünkü o örnek alınan yerde denk gelinmemiş olabilir. Hani bu aslında
hani veteriner hekimlerin de tıp hekimlerinin de başarılarının, başarı şanslarının, daha doğrusu başarının bazen şansa da bağlı olduğunu gösteriyor. Anlatabildim mi? Bunu net anlamanızı istiyorum. Çünkü veteriner hekimlerinin ve tıp hekimlerinin çok böyle sıkıntı çektiği bir konudur. Hani burada teşhis konamadı, orada kondu. Orada konamadı, şurada kondu. İşte o kadar da mikroskopta baktılar ama bir şey diyemediler. Ya o örnekte çıkmamış olabilir. Bu dışkı parazit şeyler için de geçerli. Onun için detaylı kontroller sıklıkla, arayla yapılması gerekiyor. Genel olarak bir şey konuşmuş oldum. Gözde ablamızın sonuç bulana kadar bekliyorum. Bulamazsa ötekilere bakılacak zaten vesaire. Şey nerede bantlar? Oh. Arkada, duvarda. Gözde bunları öyle güzel boya ki bu yüz çıksın. Bu arada orada da çıkabilir. Bir bakayım. Orada çıkar bence. Bir şey mi alayım şunu? İnanıyorum. O gün uyuz çıksın diye çaba veriyor. Yani çünkü... Ben de istiyorum uyuz çıkmasını. Şimdi bu şeyden, kötülüğünü istediğimizden dolayı değil. Hani bir sonuca varalım ki ona yönelik tedavi uygulayalım diye. Yoksa neden ya bunu uyuz... Ben de uyuzlu olurum muhtemelen. Hep merak ettiğim bir şey vardır. Ama lütfen bu merakımı gidermeyin. Lütfen. Söyleyin hemen gidereceğim. Şu Gimza birinin elinden düşer de... Temizlenmez. Şöyle... O kişi işi bırakır herhalde. Yok. Yok. Bizde öyle bir sahne var. Siz onu görmediniz. Kovuyor musunuz direkt? Yok. Orada herkes kovulacak bir sahne diye izlemişti. Üst dolaptan Berfin batikon düşürmüştü. Batikon. Tüm şişeyi. Batikon yere düşüyor. Yere düştüğü an şişenin boğazı kırılıyor ve havaya doğru fışkırtıyor. Orada onu yavaş çekimle izlemeyi o kadar çok isterdim ki. O zaman buyurun izliyoruz diyeyim ben, videoda izlersiniz. Gerçekten mi? YouTube'da vardı o zaman. Şeyden mi? Güvenlik kamerasından YouTube'a atmıştık o videoyu. O videoyu şu an izliyorsunuz. İzliyor muyuz? Bir dakika. Eczane aradı. Sizin istediğiniz ilaç mı? Eczane. Tamam. Eczane. Elektrik versiyonu. Eczane. Ama tamam. 6.30. Saat 6.30. O zaman çekim bırakıp ilacı almaya gitmem lazım. Teşhisi koyun da gideyim hadi. Uyuz. Bu arada teşhis koymanın önemi de aslında şu an net bir şekilde izlemiş oluyorsunuz. Burada alınacak örnekler, örneklerin kalitesi, örneklerin sıklığı, örneklerin yeri vesaire hepsini bir kenara koyalım. Bir noktadan sonra mecbursunuz o şansa da güvenmeye. Çünkü uyuz dediğimiz vaka tek bir uyuz tanesi, yani bir uyuz etkeni bile hayvana ciddi bir, o bölgesinde ciddi bir kaşıntı vermeye yetecek bir etken. Çünkü çok kuvvetli bir, ne diyeyim, kaşıntı veren yapısı var. Bundan dolayı tabii ki tek bir tane olmuyor, koloni oluyorlar ama bundan dolayı uyuz etkeni için, mantar için teşhis %100 konuluncaya kadar mecbur örneklemelere, bakımlara vesaire devam edilmesi gerekiyor, incelenmelere. Ha, bu süreç içerisinde ne yapılmalı? Tabii ki teşhis konulana kadar, bazı hastalar için bu geçerli tabii ki, teşhis konulana kadar o çocuğa sıkıntısını azaltacak, ağrısını dindirecek, kaşıntısını giderecek. Buna da ne diyoruz? Semptomatik. Semptomatik ilaçlar şey gibi olur ha, deterjan markası gibi olur. Omomatik. Semptomatik. İyi köpürür beyazlarda falan diye. Semptomatik tedavi, yani belirti önleyici tedavi uygulanır. Ha, bu tedavi yolu mudur? Değil. Sadece tedaviye gerek duyacağımız o belirtileri azaltma, hayvanın ya da canlının, insan içinde yaşam kalitesini arttırma yoludur. Bu yüzden hep ileri tetkik, ileri tetkik diye diye artık Nirvana'ya doğru gidiyoruz. Geçenlerde Gözde'nin baktığı bir çocuk vardı mesela, ileri tetkik diye diye bir asgari ücreti ödedik hayvana, çocuğa. Evet. Bütün tedaviler için değil, tek test için asgari ücret. Kaç euroydu? 600 euro. 600 euro muydu? Ölçmedik ki. Neyi ölçmedik? 2500 euro. 2500 liraydı değil mi? Turkish lira. Aa, milyon nerede? 2500 Turkish lira. Gözde 4-0 atmamıştı. Ya bu arada 2500 liralık tedavi ücretinin, tedavi değil bu arada bu, sadece teşhis ücretinin bir kısmı. Çünkü 2500 liralık teşhis, yani alerji teşhisini de, testini de yaptırmadan önce bir mikroskopla bakılıyor. Çünkü mikroskopla bakmanın ücreti 25'te 1'e... Bir şey
şey demek, hiçbir şey demek. Ne konuşuyoruz fıstık sorun? Şu an kendimi klonluyasım geldi. Bir tane dar gözleden yapamam. Şöyle yapsak aynen oynamaz mı? Hasta sahip geldi. Ha, gözlerinin hastası geldi. Peki. Pati geldi. Evet. Pati, otobuka konuşur o hale geldim ben şu an. Ama o konuyu açmayalım, hoş geldin. Şu an açıyorum o konuyu da. Girdi mi çıkamayız. Şu an giriyoruz. Arıyorlar. Şu an o konuya girmek üzereyim. Saat ve gir... Bence size, sen de gittin. Giriyorum. Şu an ekip girmemem için ısrar etse de giriyorum. Konu FIP. Alttaki yorumları okumadığımı sanmayın, okuyorum. Ve FIP'in de bir veteriner kliniği için, veteriner hekimliği için ne kadar önemli bir konu olduğunu ve birinin kalkıp cevaplaması gerektiğini çok iyi biliyorum. Ama bu konu, FIP konusu, inanılmaz dipsiz bir kuyu. Çünkü burada konuşulması gerekenler var, konuşulmaması gerekenler var. Şu an Türkiye'de de, yurt dışında da konu tam kesinliğe ulaşmamış şekilde. Bundan mütevellit ben de şunu yapmak istiyorum. Size söz veriyorum, müsait bir vakitte FIP ile alakalı bizim klinik hekimlerimizi alıp bir kamera karşısında oturacağız, bir masa başına oturacağız. Ve herkes FIP ile ilgili bildiğini 1-2 dakikalık süre veririm muhtemelen. Böyle uzun uzun diye, çünkü makale gibi konuşmalar olmasını istemiyorum. En anlaşılır dille 2'şer dakikalık konuşma diyelim, hatta ateş attı yaparız. Herkes 2'şer dakika bir bildiğini konuşur FIP'le alakalı. Böyle bir video gerçekten isteyen var mı FIP'le alakalı, bir aşağıya yazsın bakayım, görelim. Burada devam ediyor. İşte iş böyle. Yani o bir mikroskopta şu an gözleri kaybetti. Vallahi bıraktım gözlerini. Gözde gözlerini kaybetti. Gözde hali. Bulunma hali. Gözlerini bulunma hali. De ayrı yazılı. Konuyu anlat. Siri de kulağımda konuşuyor ya. Neyse, konuyu çok net an... Ya Siri bir susar mısın ya? Konuyu çok net anladınız. Şu an hala teşhis aşamaları devam ediyor. Bu çocuğun teşhisi şu an noktalanacak anlamına da gelmiyor. Çünkü anladınız işte. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı.